Evet, bu çekmenin ne düzeyde olacağı önemli. Bakın bu Barack Obama'nın ikinci kez seçilme sürecinde de Irak'tan asker seçme temel iddiasıydı. Ancak operasyonel olmasa da belirli bir miktar askeri burada bıraktılar. Dolayısıyla buradan askeri almak tümüyle bölgeden Amerika'nın gitmesi anlamına gelmiyor. Bunun altını bir çizmek gerekir. Nitekim Irak'ta 2003'ten bu yana devam eden Amerikan varlığını biliyoruz. Öte yandan Suriye ile ilgili projeksiyonların ben çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın burada SYD diye adlandırdıkları ama gerçekte PKK olan unsurlara yönelik desteğinin çekileceği kanaatinde değilim. Bunu belirli bir noktaya kadar zorluyorlar. Maalesef bugüne kadar attığı adımlar da daha uzun vadeli hareket ettiği yönünde gözüküyor. Dolayısıyla bunlara yönelik tedbirlerde, yaklaşımlarda bir değişiklik olmadan aynı kararlılıkta sürdürmek gerekir. Çünkü burada çok daha geriye dayanan, onların bugün genişletilmiş Orta Doğu projesi birçok isimle adlandırdıkları bir dönüşüm süreci devam ediyor. Bakın bu Donald Trump'ın geldiği ilk dönemde 30 bin tıra yakın ve uçak dolusu silahı veren kendisi bunlara. Evet. Biden döneminde bunlar devam ettirildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti bunları yaptığı bu harekatlarla kademeli olarak etkisini azaltarak 30 kilometrelik derinliğe indirdi. Dolayısıyla bu 8 yılda bir dönüşüm olmadı. Bundan sonra Donald Trump bir takım açıklamalar yapsa da kısa ve orta vadede Amerika'nın pozisyonunda ben Suriye özelinde bir değişiklik beklemiyorum. İkinci bir faktör var. Amerika Suriye'den kısmi olarak çekilse de CENTCOM buradaki varlığını sürdürüyor. Bakın bu çok önemli. Az önce Sayın Başbuğ da ifade etti. Aslında Amerikan güvenlik bürokrasisi başkanın da ötesine geçerek bu bölgede kendine özgü bir politika sürdürmeye çalışıyor. Bu da ilişkileri zorlayan bir unsur. Hatta buna yönelik Trump'ın da kendi mücadelesi vardı ülkesi içerisinde. Başkanlıktan sonra çekildikten sonraki 4 yıl içerisinde yargılamalar ve FBI soruşturmaları da devam etti. Yani aslında bir tek Amerika ve bir tek Orta Doğu'daki Amerika'dan bahsetmiyoruz. Bu önemli bir sorun ve bütün dünyaya da etkisi olan bir konu. Bu başlıkların nasıl şekilleneceği aslında bunu ifade edecek. Ben buna bir başlık daha eklemek istiyorum. Yunanistan Dede Ağaç'a yapılan Amerikan askeri yardımlarının nasıl şekilleneceği. Bakın Biden döneminde Ege Denizi'ndeki güvenlik ve dış politika dengesini oldukça zorlayan bir unsur oldu bu. Ve Yunanistan'ın bugün bu kadar silahlanmasına en büyük desteği Amerika Birleşik Devletleri verdi. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerini konuşurken Suriye ve Irak özelinde yoğunlaşıyoruz ama Yunanistan'a yönelik silah desteğinin nasıl şekilleneceği de çok önemli bir faktör. Bunu da dikkatten kaçırmamamız gerekiyor. Tabii. Tabii. Coşkun Hocam, Coşkun Hocam. Amerika'nın Irak ve Suriye'den çekilmesi bölgede Türkiye'nin elini güçlendirir mi? Şöyle elbette güçlendirir. Zaten bizim burada rahatsız olduğumuz konu Amerika'nın bölgedeki varlığı değil Meltem. Teröre verdiği destek. Yani biz orada bir mücadele yürütüyoruz ve bunu da belli noktaya getirdik. Ama Amerika, Uğur Hocam'ın ifade ettiği gibi o hem mücadeleye engel olmaya çalıştığı gibi bir de mücadele ettiğin yapıya destek veren bir tavır sergiledi. Asla kabul edilemez bir yaklaşımla. Şimdi Amerika senin harekat yaptığın bölgelerde de vardı. Baş edemeyeceğini anlayınca çekildi. Orada sen teröristi temizleyerek bölgeyi normalleştirdin. Şimdi Trump ister çeksin ister çekmesin. Bak bu onların sorunu. Biz eninde sonunda bir şekilde orada bu harekatların devamı niteliğinde bir harekatı hem de derinlemesine aşağılara kadar gidecek bir noktaya getirerek yapacağız. Biz burada daha önce Amerika'ya bunu defaten muhtelif yollarla anlatmaya çalıştık. Dedik ki bak ben terörle mücadele ediyorum, yanında durma. Yani ben bölgeden Irak'ta merkez hükümetin dediği gibi çek git demiyorum. Bu mücadelede ayak altına dolaşma. Dolayısıyla ben bu mücadeleyi yürütürken yanında kim var bakmam, zor durumda kalırsın. Ona göre dedik. Amerika sıkıyı gördüğü an, zoru gördüğü an çekildi. İşte harekatlar böyle gerçekleşti. Şimdi burada Amerika çekilir ve haklısın mücadelende buyur derse ki Trump da eskiden öyle bir akıl işliyordu. Ne ala ama Amerikan askeri bölgede varlığını sürdürecektir derse biz o mücadeleyi yürütürüz. Karşımıza çıkıp çıkmayacakları, ayak altında dolaşıp dolaşmayacakları onların tercihi. Kendileri bilirler. Ha, kendileri bilir. Ama hani ben burada Trump'ın eğer içerideki kontrolü tamamen ele alırsa
Uğur Hocam'ın ifade ettiği konu doğru. Yani tamamen çekilmek ister istemez bu tartışılır ama çok ciddi bir boyutta bir çekilmenin yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın Suriye'den çekilmesi demek Orta Doğu'yu terk etmesi demek değil. Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Ürdün'de o kadar çok var ki Suriye'nin hemen yarısı ve hemen yanı başındaki bir coğrafya. Dolayısıyla Amerika Irak'ta mesela çekilmeyi taahhüt etti ve bir takvime bağladı. Benzer bir gelişme Suriye için de yaşanır mı? Ben böyle bir ihtimal olabilir diyorum kesin olmamakla birlikte. Ha, çekildiği takdirde bu işleri çok kolaylaştırır ama çekilmediği takdirde Amerika ile olan ilişkileri zorlaştırır. Çünkü bizim Amerika ile birikmiş o kadar çok sorun var ki. Hı hı. Mesela Uğur Hocam bir başlığı Yunanistan'la açtı. Ben diğer başlığı Kıbrıs'tan açayım. Şu an Amerika Kıbrıs'ı çok kirli ilişkiler içerisinde. Uluslararası yasa anlaşmaları da tanımaz vaziyette bir takım işler yapıyor. Biz bunu şüphesiz Trump'a aktaracağız. Ona bu meseleye nasıl yaklaşacağı bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz. Destekte çıkabilir olana veya içerideki bir takım yapılar hala güçlüdür. Trump'ı bir şekilde engellerler. Gücü yetmez durdurmaya. Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz ama ben hani genel başlıkla daha iyimser bir hava çizdim. Hı hı. Kamala'ya oranla. Çünkü Kamala dediğin Biden ve onun temsil ettiği yapının uzantısı bir figür. Dolayısıyla o politikalarda böylesi kırılmaları beklemek hayal olurdu. Yani şimdi biraz ümitlendik Trump'la birlikte. Her türlü olasılık var ama ben hani geçmişe nazaran bir de Kamala'ya nazaran biraz daha ümitliyim Meltem. Sadece bu konu Suriye meselesine değil. Diğer konularda da mesela bizim askeri anlamda da hani F-16'lar, modernizasyon kitleri, işte el konulan paramız, F-35 projesi. Mesela Trump hakimiyeti ele geçirdiği an, o bize hak verdiyse 400 konusunda tam tersi Patriot bataryaları da size verebiliriz noktasına gelir mi? Veya o emir komuta ettiği yapıyı o noktaya getirebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Bunlar bana göre hep ileride olacak ihtimaller. Çünkü dünya yeniden bir yapılanmaya gidiyor ve Amerika bu yeniden yapılanmada tek başına Çin'e, tek başına bütün o coğrafyalara karşı koyacak bir durumda değil. Eskisi kadar güçlü değil. Değil. 37 milyon dolar borç batağında ki bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla Amerika'yı öyle çok erişilmez, ulaşılmaz bir yapı olarak görmek bana göre doğru değil. Yaşananlar ortada. Onun da mutlaka taviz vereceği, onun da mutlaka orta noktada buluşmak isteyeceği ülke ya da liderler olacaktır. Bunlar için de en kuvvetli aday biziz diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi savaşı da bitireceğim diyor ya Uğur Yasin Hocam. Türkiye ve Amerika'nın işte Gazze'deki soykırımda tavrı taban tabana zıt. Şimdi Amerika İsrail'i destekliyor. Trump'ı üçüncü kutlayan isim de Netanyahu oldu. İşte Trump'ın Beyaz Saray'a tarihi dönüşü, İsrail-ABD büyük ittifakını güçlendirecek dedi. İşte İsrail konusu Türkiye-Amerika ilişkilerinde hani bir gerilime yol açar mı? Şu anda bir pozitif hava esse de bu noktada nasıl bir seyir olur? Aslında Amerikan seçmeni Biden'ın ve Kamala'nın burada savaşı durdurmayan, destekleyen adımlarına bir tepki de verdi. Özellikle son dönemde bu yönde toplumdan ciddi eleştiriler de geldi ve Amerika buradaki soykırıma ortak oldu iddiasıyla, argümanıyla Trump'a da bir destek oldu. Dolayısıyla bir seçim beklentisi olarak atması gereken adımlar var. Ancak yine daha Amerika'da başkanlar üstü bir politika olarak maalesef İsrail'le birlikteliğin çok fazla değişiklik göstermeyeceğini biliyoruz. Bu Amerika'yı oluşturan birçok unsurun da bir parçası olduğu bir durum. Dolayısıyla seçim süreçlerinin biraz da ötesinde gelişiyor. Ancak burada Trump'ın karar vermesi gereken bir unsur var. Mesele sadece Amerikan kamuoyundan da çıktı. Küresel bir konu ve vicdan haline geldi. Siz burada soykırım yapan bir liderle birlikte yol yürüyen bir Amerikan başkanı olarak mı anılacaksınız? Yoksa tüm bunlara rağmen dünya barışı için bir adım mı atacaksınız? Bu çok kritiktir. Trump'ın burada atacağı adım kendisini çok farklı bir noktaya taşıyabilir. İddiası bu yöndeydi. Ancak bunu Ocak ayından sonra göreve başladıktan sonra bir yol haritasını veya göreve başlayana kadar İsrail politikası ile ilgili beklentilerin nasıl şekilleneceğini ifade etmesi lazım.
buradaki adımlar uzarsa, beklentiler karşılanamazsa maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikasında bir değişiklik olmayacağını anlayabiliriz. Ama bu tarihi fırsatı değerlendirip Orta Doğu'ya ve Gazze'ye insanlık adına bir barış açısından katkı sağlayabilirse çok farklı bir noktaya gelebilir. Bunlar için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum Meltem Hanım. Siz Coşkun Hocam? Şimdi Uğur Hocam ifade ettiği gibi zaman bizim şu an önümüzdeki en büyük engel. Çünkü bir sihirli çubuk yok Trump'ta. Bir anında bütün o kadroları yenilesin, o direnen yapıları yıksın, kendi düşündüğü modeli anında başta Amerika sonra dünyaya uygulasın. Bu öyle kolay bir iş değil Meltem. Hele ki... Yani Trump'ın tek başına karar alabileceği bir şey değil zaten. Hem bir ekip çalışması gerekecek hem de dediğim gibi özellikle hemen yanı başındaki kadroları çok güvenilir isimlerden tesis etmesi gerekecek. Lobiyi ikna etmesi lazım önce. Nasıl? Lobiyi ikna etmesi lazım. Zaten işte oluşturacağı kadrolar hani lobilere kadar yansımalı ki istediği sonucu alabilsin. Aksi takdirde evvel olduğu gibi söyler yalancı çıkar, karşı taraf daha baskın çıkar, küçük duruma düşersin. Trump böyle çok bizim Anadolu deyimiyle madar oldu önceki süreçte. Daha lafı bitmeden yalanlayan kadrolar çıktı, lafı bitmeden tam tersi uygulamalarla karşılaştı ve bir şey yapamadı, gücü yetmedi. İşte şimdi bu sihirli çubuk olayına özellikle örnek verdim. Trump'ın Amerika'daki bu yapıyı yıkması öyle kolay iş değil. Yani öyle 3-5 yıllık değil. Belki 2 asırlık bir yapıyı konuşuyoruz. Evet. Mesela Trump bir rakam telaffuz etti. Başarabilir mi bilmiyorum. 50 bin kişi var dedi tasfiye edeceğim dedi. Devlet kadrolarında. Bu çok ciddi bir rakam. Bu kadrolarda ne var? Bu kadroların içerisinde hukuktan tut, yani ekonomik mali yapılardan tut, işte CENTCOM gibi askeri yapılar dahil. Şimdi bütün bunların hepsini bir anda taşlar yerinden oynatıp kendine müzahir bir yapıyı enjekte etmek ciddi bir zaman. Onu da biz maalesef beklemek durumunda kalacağız.